Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün itirafını dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim Mert. Üniversite öğretmenim Selin yüzünden nişanlımdan ayrıldım. Öğretmenimle gönül eğlendirmek isterken durumlar değişti ve şu an birbirimizden ayrılamıyoruz nasıl devam edecek bilmiyorum ve ailelerimiz buna izin. Verilme hiçbir fikrim yok. Henüz aileme demedim ve onlardan saklıyorum. Fakat ailem nişanlımı neden istemedim bilmiyor. Aslında ben de bunu istemiyordum fakat öğretmenim ne yaptıysa bana artık onun kölesi gibiyim ve hiçbir lafını ters çeviremiyorum. Onu da seviyorum. Ama artık son zamanlar nefret etmeye başladım. Bana büyü mü yaptı bilmiyorum fakat bu yaptığı insanlık dışı bir şey benim nişanlı olduğumu bile bile beni ondan ayırdı ve kendisiyle evlenmem için elinden ne geliyorsa yapıyor. Biraz da. Param var ve babam ünlü bir anonim şirketi adamı. İsmini söylemek istemiyorum. Şu anda ama zenginiz. Güzel nişanlımı özlüyorum ama yapacak bir şeyim yok. Kendimle ilgili her şeyi anlatayım size. İsmim dediğim gibi Mert. Zengin bir ailede dünyaya geldim ve o yüzden baya şımarık büyüdüm. Ailem her ne istersem onu alıyorlardı ve başım her belaya girdiğinde para ile kurtuluyordum. O yüzden kızlar falan hepsi bana oyuncak gibi geliyorlardı. Hiçbirine saygı yoktu. Üniversite öğrencisiyim ve asla çocukluktan uslu. Durmadım, uslu duramazdım. Kızlarla özellikle çok garip bir hayat yaşadım diyebilirim. Fakat şimdiye kadar asla ciddi olarak birini sevmedim. Öğretmenim başımı belaya soktu. Onunla ilişkimiz yüzünden aileme vakit ayıramadım ve nişanlım Melis'ten ayrıldım. İlk kez sevgilimle ciddi düşünmeye başlamıştım ki öğretmenimle durumumuzu anladı ve ondan ayrıldık. Nişanlım Melis'le üniversiteden tanıştık. Gerçekten onu görene kadar hiçbir kıza saygım yoktu ve hepsini kullanmak istiyordum. Zaten kullanıyordum ve bir gecelik ilişkilerden sonra onlarla konuşmuyordum. Ama Melis çok iyi bir kızdı ve bana karşı hep iyi oldu. Ona olan sevgim sonsuzdu ve ona olan sevgimi itiraf ettim. O da beni kabul etti. O beni sevdiğinden sonra hiçbir kıza yakın durmadım ve ciddi düşünüyordum. Bir süre geçtikten sonra bazen gizlice bir gecelik ilişkilerim oldu. Fakat çok pişman olmaya başladım ve artık yalnız Melis'i sevmek istiyordum. Çok saftı ve çok iyi bir kızdı. Ailemin bilmesini istedim ve sonrasında da nişanlanmak kararı aldık. O da beni çok fazla seviyordu. Ona herkesten iyi davrandığım için bana karşı çok iyiydi. Evlenmeyi düşünüyordum. Eskiden aklımdan hiç evlenmek geçmezdi fakat Melis hayatıma girdikten sonra ciddi düşünüyordum. Nişanlandıktan sonra hiçbir kızla aldatmıyordum ta ki öğretmenim Selin'e kadar. İngilizce hocam Selin beni yaktı. Öğretmenimi nasıl tavladım nasıl oldu tüm bunlar sizlere anlatayım. İtirafımı sizle paylaşıyorum ve yorumlarda beni söveceklerini biliyorum. Ama içimde biriken bu itirafı anlatmak istiyorum. Bu kanalda neler neler gördük bir bunu duysanız bence iyi olacak. Ben Doma Büyüme İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul benim evimdir. Okulumu, lisemi, üniversitemi burada okudum ve okuyorum. Tüm yaşadığım aksiyonların hepsini burada bu şehirde yaşadım lise döneminden bu kadın çapkınlığım vardı. Onlarca kızla birlikte oldum fakat bu sürekli devam ettiği için artık biriyle ciddi ilişki yaşamıyordum ve kısa süreli ilişkiler benim için en iyi motivasyon olmuştu. Uzun süre olduğunda sıkılmaya başlıyordum. Neyse hayatıma. Böyle devam ettim ve çok fazla kadın hayatıma girdi ve çıktı. Üniversite döneminde ise bundan sıkılmaya başladım ve ciddi bir ilişki yapmak kararına geldim. Üniversitenin en güzel kızı Melis'le tanıştım ve artık ciddi bir ilişkim olacağına söz vermiştim. Bir yılımda Melis'e çok iyi geçti. Onunla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyordu ve bir yılımı yalnız Melis'le geçirdim ve bu kızı çok seviyordum. O da saftı ve beni çok seviyordu. Onu kullanmak da istemiyordum ve benim de ne zamansa sorduklarında ciddi bir ilişkim oldu demek istiyordum. Hem bu kızla da ben zaten evlenmek istiyordum. Bir süre sonra nişanlandık ve tüm hayatımı ona adamak istiyorum. Ama her şey farklı oldu. Üniversitede ikinci yılımda ve Melis'le sevgili olduğum zamanda ikinci yılımıza girecektik ki bir öğretmen çıktı karşıma hayatım değişti. İngilizce öğretmenimiz de ve benden üç yaş büyüktü. Olamazdı tabi bu ama olmuştu. İlk gördüğümde ağzım açık kalmıştı. Melis de benim sınıfımdaydı ve o önü öğretmenimle birlikte nasıl idare edecektim. Bilmiyorum. İlk başlarda öğretmen bana ısınmaya başladı ve numarasını aldım ondan. Melis'e dışarı çık ufak bir işim var dedim ve dersten sonra öğretmenden sorularım var diye numarasını aldım. İşte o zamandan öğretmenim ve ben ikiliye dönüşmüştük. Ama bir görseniz öğretmenim Selin çok güzel bir kız ve hayatımdaki gördüğüm en güzel kadınlardan biri. Kısa süreli kullanırım düşüncesiyle yaklaştım fakat kopamadım ondan. Neyse onu hallederdik de Melistan nasıl saklayacaktım bilmiyorum. Öğretmenim Selin'le. Akşam ilk kez yeme çıkartacaktım. Benim için ilk değildi ama yine de ufak heyecan vardı. Öğretmenim Selin'i arabayla evinden aldım. Benim de paramın olduğunu görünce kendisi iyice bana yaklaşmaya başladı. Kendisi o kadar da zengin değildi fakat tam bir para avcısı kendisi. Bir görseydiniz nasıl giyinmişti. Çok ama çok güzeldi. Gece onu istiyordum. Melis'i unutmuştum artık ve ona bakmaktan kendime alıkoyamıyordum. Arabaya oturdu ve pahalı bir yere götürdüm onu. Çabuk etkilenmesi için elimden ne geliyorsa. Yapıyordum. Yemek yedik ve biraz içki içtik. Sarhoş olmasını bekledim ve sarhoş olduğu anda hotele geçtik. Odaları önceden ayarlamıştım zaten öğretmenime de gidelim dediğim an çabuk otele geçelim dedi. Kendisi de bu geceyi onunla geçireceğimi biliyordu. Öğretmenim artık yasak aşkıma dönüşmüştü. Haram evet ama bunu yaptım bir hataya düştüm siz yapmayın asla. Şimdi tüm paramı yiyor bu rezil kadın. Nasıl ayrılacağım bundan bilemiyorum. Evlenmek istiyor benimle fakat paramın hepsini buna yediremem. Bunun gibi. Para avcılarından uzak. Kalmak gerek. Sabah onu kendi evine bıraktım ve ben de kendi işimin arkasıca gittim. Bu süreçte nişanlıma öğretmenim Selin'le defalarca defalarca aldattım ve artık sevgilim Melis ona dikkat etmediğim için beni sevmemeye başlamıştı ve ayrılmakla tehdit ediyordu. Ben Melis'ini kaybetmek istemiyordum ve o öğretmenle ilişkide olduğumu bilmiyordu. Fakat öğretmen Selin Melis'i aklına koymuştu ve derste de benimle ayrı bir samimi konuşuyordu ve bu Melis'in hoşuna gitmiyordu. Bir gün patlak vereceğinden. Korkuyordum bu olayın ve öyle de oldu. Ne kadar inandırsam da inanma ve artık çok geçti. Selin Melis'e tüm aramızda geçenleri anlatmıştı ve Melis de intikam için tüm üniversiteye aramızda geçenleri anlatmıştı artık ciddi ilişkim olmayacaktı. Öğretmenim Selin üniversiteden ayrıldı ve artık başka bir üniversitede çalışmak kararı aldı. Benim yüzünden üniversiteden atılmıştı ve kendimi çok garip hissediyordum. Benden hamilede kalmıştı fakat bunu duyar duymaz çocuğu aldırtmıştım. Artık her şey çıkmaz da ben. Ondan ayrılmak istiyorum ama öğretmenim Selin beni seviyor ve ayrılmak istemiyor. Sanırım cidden benimle evlenmek istiyor. Oysa ben kısa süreli bir ilişkimiz olsun istiyordum. Ama artık sevgilimde yoktu ve öğretmene de karşı hislerim solmuştu. Ne kadar bu kadınla birlikte olacaktım ki, daha ne kadar onunla olacağım bilmiyorum. Ama ona sevmediğimi de söyleyemiyorum. Melista beni terk etti, artık ciddi bir ilişki yapacağım kız kalmadı. Ailem nişanımızın bozulmasına kötü oldu ve beni suçlu biliyorlar, Selin'in de. Beni para için sevdiği ortada, kadın benden 3 yaş büyük ve beni seviyor. ''İnanmıyorum, onun sevgisine. Ailemin bundan haberdar olması için Selin ısrar ediyor. Ama ben ailemin karşı çıkacağı için söylemiyorum. Tabi güzel bir kadın ama benden büyük ve bu ilişki asla olmaz. Evlenirsek onu aldatırım. O da beni aldatır buna eminim. Şimdi sevdiğine bakmayın evlendikten sonra tüm sevgisi kaybolur. Neyse benim itirafım bu kadar öğretmeninden nasıl kurtulacağım bilmiyorum.'' sizin bir fikriniz varsa paylaşa. Bilirsiniz, itirafımı birilerine anlatmaya çok ihtiyacım vardı. Evet arkadaşlar, genç bir arkadaşımız hilebazlık yapıyor ve sevgilisini aldatıyor. Ona söylemem şu ki yeni yapacağı ciddi ilişkide sevgilisini aldatmasın ve ona bağlı kalsın. Gençlikte bazı hatalar yapmak mümkün fakat ailesini sevsin. Aldatmak en büyük günahlardan. Dinimizde de böyle geçiyor zaten. İslam kültüründe din gereği nikahlı olmayan iki kişinin cinsel ilişkiye girmesi zina olarak adlandırılır. Ancak zinanın gerçekleşmesi için taraflardan birinin eşini aldatıyor olması gerekmez. Yani iki bekar kişinin ilişkiye girmesi de zina sayılır. İslam'da zini haramdır. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.